Ya girişimcilik aslında böyle kafamızda aslında girişimcilerden bahsedeceğiz. Ama bazen böyle çok uç isimler olabilir. Ama baktığınız zaman girişimler böyle garajlardan başlıyor. Yani girişimler aslında bizim gibi insanlar oluyor. Sadece bunlar biraz cesur, cesaretli bir de fikrinden vazgeçmeyen insanlar oluyor. Steve Jobs'a bakın. Çok gelirli bir ailesi yoktu yani. Steve Jobs aynı zamanda zaten Suriyeli asylum seeker bir ailede doğdu Amerika'da. الإنسان الرائد للأعمال يا حسن هو إنسان لازم يكون أول صفة لازم تكون موجودة فيه هي صفة الجسارة أو الشجاعة، وكذلك إنه إنسان لا يتخلى عن فكرة مشروع يواصل فيها لآخر دقيقة. مثلا يعني مش بالضرورة إنه يكون إنسان من عائلة مقتدرة عندها فلوس، لا الإنسان يعني إنسان بسيط. مثلا ناخذ مثال ستيف جوبز. ستيف جوبز هو إنسان أصل أصوله سورية وموجود في أمريكا أو عايش في أمريكا، وإنسان معناه من الناجحين حاليا، فقط إنه كان مؤمن بأفكاره وحارب حتى يطبق مشاريعه أو أفكاره. يعني المطلوب هون هو الاستماتة والاستمرارية وراء الفكرة. رائد شو بتشمل؟ رائد كلمة جريشيمجي يعني رائد أو مبادر. يعني انك تجيب فكره وتقول خلاص انا بدي اواصل فيها للاخر. Peki size sorayım, böyle aklınızda hiç girişimciler dediğim zaman kimler geliyor böyle aklınıza girişimciler olarak? Arapça çevirsin sonra şey yapalım. مين الشخص اللي انت تشوفه في فكرك او بالمعارف او بالثقافه انه هذا السؤال؟ Bir de konuşmadan önce böyle şey yapalım. Birer birer böyle. Sen konuşmak istiyor musun? Ya ama ben fikir girişimci değil de kendime rol model olarak gördüğüm birisi var. Mesela Lady Diana. Hani onun çocuklara yardım etmesi falan. Hani böyle onu rol model görüyorum ama onu nasıl girişimciliğe çevireceğimi mesela bilmiyorum. Yani kendisi de o ününü ve şeyini kullanarak bir şeyler yaptı. Hani ben bunu öyle bir rol yaratabilirden gelmediğim için nasıl hani kendimce yapabilirim onu merak ediyorum. إنه مين اللي يمثل فكرة المبادرة في ذهنها؟ بقول لك أنا ما عندي شخص محدد، فقط إنه الإنسان اللي يؤمن بفكرته ويوصلها للأخير هو اللي يلهمني إني أكون مثله. ما عنديش شخص محدد في انت كمان ما عندي شخص محدد، بس دون بدي غير كل شيء يعني عشان غير كل شيء دوسون عم دون يوتيوب ده بري جوردن محمد اردوغان هذا او سوريا دي سوريا ده كان شيء ده تشانشيو انشاء ارجي savaş başla şunca Ördün'e başladı. Ondan sonra Türkiye'ye döndü. Bursa'da kaldı. O şimdi yani çok meşhur bir insan. AK Parti. Bu ve Allah adı bu AK Parti. Hande o yani bir meşariye, sevap bir meşariye borsa. Meşariye bir şey. AK Parti'de bir üye. Bursa'da çok fazla projeler de kurulmuş, inşaatla ilgili. İnşaatla ilgili. Dakhal Allah sonra dakhal mecali siyasi. Her sene dakhal mecali siyasi. O böyle bir yani bas. Mekan andu her madde. Suriye mekan andu her madde. Madde tuttu. La yani bu. Masal. Suriye'deyken çok normal bir insan, geliri çok fazla olmuyor. Ama buraya gelince yavaş yavaş başladı. Artık yani biznesmen oldu, çok fazla projede sorumlu oldu falan. Tasarlar çok siyasi yani. Bir de politiğe girmiş. Yani ben çok en insan ne yazar? Yani başarılı bir insan duyuyorum. Evet.
İşte gördüğünüz gibi aslında mesela bu çok güzel bir örnekti. Hani mesela sen Prenses Diana dedin değil mi? Yani mesela birimiz royal aileyi görebiliriz. Ama bizden birileri de aslında girişimci olabilir. Hani bunu anlamak çok önemli bir şey. Her zaman Prenses Diana hiçbir zaman bir girişimci değil. Onlar prensesler. Onların yaptığı şey STK'lar olabilir. Ama sosyal girişimci denen bir kavram da var. Ondan daha sonra bahsedeceğiz. Var mı bir girişimciyi düşündüğün zaman böyle? Yani alan olarak... Ya isim olarak, isim olarak mesela bir girişimci. Girişimci deyince hani bence şöyle hani fikrini mevcut bir alanda hani ya bir yenilik getirmek üzerine ya da olmayan bir hizmet sunmak üzerine tasarlanan ve bunu hayata geçirme diyebiliriz. Peki isim olarak kim senin aklına geliyor girişimci olarak? Hani bunlardan ziyade çünkü girişimcinin çok fazla kavramı var. Hı-hı. Hayata geçiren kişi bir girişimci yani. Aslında mobil uygulama çok hayatımızda ve hani TV yarışması olarak görüyoruz daha çok belli yarışmalarını. Hı-hı. Ama TV uygulamasında hani belli bir saatte bayağı da düşmüş var hani 500 bin, hı-hı, 600 bin, 700 bin kişi katılıyor bir yarışmaya. Bu bir girişimci bence. Bu da güzel bir örnek. Çevirebilir misin? Hadi. في الابلكيشن بتاع الجديد اللي انه يعمل مسابقه لعب فيها 10 اسئله فعرفها ولا لا؟ سمعت عليها؟ هي هي الابلكيشن عملوها جديده انه كل الناس تكون موجوده في نفس الساعه وفي مجموعه من الاسئله تنزل هم يجاوبوا عليها واللي يجاوبوا على الاسئله بعدين راح في قيمه يعني جائزه تقسم على عدد الناس اللي جابوا أسئلة صحيحة. في بعض الأسئلة طبعا صعبة يعني مو كل الناس فقط إنه خلت الناس كلها تنتبه إن الناس تخاف تشغل مخها يعني صح هاي الفكرة هو اللي يعتبره إنسان معناه من مراقبة Ve hadi güzel bir örnek. Hani hadi ama ne yaptılar sizce? Hani hadi niye bu kadar tuttu? Hadi bilmeyen insanlar için hadi bir uygulama, bilgi yarışmasını uygulamada yapıyorlar. Bir de para veriyorlar bu bilgi yarışmasıyla beraber. İnsanlar uygulamayı indiriyor. Bilgi yarışması oluyor. 15 soru soruyorlar. Bunun neticesinde işte para kazanabiliyorlar. Peki burada mesela bir şey var. Hani Hadi'nin yaptığı ilginç bir şey var. Sizce bu Hadi'nin yaptığı inovasyon diyelim ne olabilir? Sen konuşabilirsin. Mesela bu bilgi yarışmalarında mesela televizyonda yaptığınızda hani bir yarışmada mesela en fazla 5-6 kişi yarışabiliyor ve hani yarışma istekli evinde izleyen birçok insan var. Aslında Hadi yarışmak isteyen herkesi oyuna dahil etti. Hani verdiği paralar belki çok büyük değil, nasıl diyeyim, oradaki kadar değil ama en azından bu kişileri de işin içine kattı. Daha cazip kıldı bu süreci yani. Aslında insanlar hem bir şeyler öğrenip hem yarışmak istiyor hem de bunun sonucunda para kazanabiliyor ve bunun her gün yapabiliyor. Hani bir şey, bir süreçten geçmesine gerek yok. Bunu yaptığı için başarılı oldu bence. Yani kendi sorun, şu tecdil fi application hati كان جواب فتح انه غار عاده المسابقه اللي تجي على التلفزيون خمسه اشخاص ماكسيموم هم اللي يجاوبوا فقط انه هذه فتحت الابواب للجميع كل الناس الموجودين في البيت في بعض الاحيان انت تكون قدام التلفزيون تقول يا ريت انا كنت من كنت اجاوب على السؤال هي فتحت المجال انه الناس ممكن انها تجاوب ممكن تحفزها انها خلاص تشغل مخها بالطاقه تسال تعرف المعلومه وتشارك ويكون لها نصيب من الجائزه الجائزه لانها راح تقسم على yani alef al ashas hukuk lazım firasit bari incelemek. Hadi insanları düşündü aslında. Ürün geliştirirken dedin ya diğer yarışmalarda bir kişi katılabiliyor. Biz izliyoruz. Hadi dedi ki insanları kapsayalım. Alalım insanlara
kolay kullanabileceği bir uygulama yapalım. Herkes yarışsın dedi. Ama çok da standart bir olay yaptılar. Sadece 8'de yarışabiliyordunuz Hadide, değil mi? Yani her şey standartizeydi. Reklam oldu. Sonra Hadi'nin yayılması arkadaşlar arkadaşlara diyerek yayıldı. Ama yaptıkları çok güzel bir şey var. Çünkü bir, kullanıcıları para kazandı. Kullanıcılarını aslında mesela kendi müşterisi yaptı. Ama nasıl yaptı? Gidip onlardan para almadı, o para verdi. Böyle güzel bir yol denedi. Böyle yaparak kullanıcıları Hadi'den para kazanabileceklerini de hissetti. İkinci olarak çok kolay bir uygulama yaptılar. Ve diğerlerinden farklı olarak televizyon programlarında gördüğümüz bir şeyi geldiler bizim telefonlarımıza yüklediler. İnovatif tarafı da televizyonda olan bir şeyi bütün cep telefonlarımıza indirmiş olmamız. رئيس الشغل وعنده الناس بيشغلوا معه بيصيروا مثل فريق يجمعوا مع بعض. وثالث شيء إنه الشيء اللي كان موجود في التلفزيون يعني في جهاز كامل صار موجود عندنا في تليفوناتنا يعني جمع يعني جعل التلفزيون موجود هدف من أهداف التلفزيون موجود عندك في تليفون كل الناس عندها تليفونات خلاص يعني متاح للجميع. Nasıl? 8-7'de oluyordu başta. Şu an galiba 2-3 kere yapıyorlar günde. Yani tam olarak bilmiyorum da. كانوا محددين ساعة وحيدة للالتحاق بالمسابقة في بعض الناس ما تنفذ حاليا بدو يطوروا في الموضوع مرة مرتين أنا التحاق بالمسابقة. Reklam yapmıyoruz, bu sadece örnekler. Yavaş yavaş biraz girişimcilikten bahsettik, girişimcilerden bahsettik. Gözümüzde de çok da büyütmemiz gerektiğinden de bahsettik. Şimdi yavaş yavaş artık dersimize başlıyoruz. Ahmet بالنسبة إلي هي مثل البحر. نقف على على طرف البحر في ناس بتحب في ناس ما بتحب. بالضبط مثل رياضة الأعمال. وفي قد ما تعرف على قدر ما عندك معلومات على قدر ما انك تكون خلص بدي اجازف وعلى قدر ما عندك خلص تكون عندك تخوف